şarkı. Çok değerli misafirlerimiz, biraz sonra kickbox ve serbest dövüş branşlarında İstanbul şampiyonu, Türkiye şampiyonu, çok değerli sporcularımızın gösterilerini izleyeceksiniz. Bu gösterileri her zaman izleme şansınız olmaz. O açıdan eğer mümkün olduğu kadar bu tarafa gelirseniz teknikleri ve gösteri ekibini gözden kaçırmamış olursunuz. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bu şenliği düzenleyen değerli kardeşlerimi ayrıca tebrik ediyorum ve çalışmalarında başarılar diliyorum. Bu herhalde ilk yapılan bir şenlik. İnşallah bundan sonrakiler çok daha yoğun, çok daha katılımlı ve çok daha bereketli olur diye düşünüyorum. Bu arada bugün aynı zamanda Ramazan ayının, biliyorsunuz, arefesi. Hepinizin Ramazan'ını da, Ramazan ayını da tebrik ediyorum. Hocam. Gösterilerimiz başlamadan ben kickboksla ilgili kısa bir anlatım yapayım, sunum yapayım. Kickboks dünyada şu anda en yaygın olan spor dallarından bir tanesidir. Ülkemizde 1994 yılında resmi olarak federasyon oldu ve 1994 yılından bugüne kadar da faaliyetini sürdürmekte. Çok başarılı sporcularımız var. Özellikle dünya ve Avrupa şampiyonluğu elde etmiş sporcularımız var. Biz hepimiz onlarla gurur duyuyoruz. Ben kendim Türkiye'de dövüş sporlarına 1970 yılında tekvandoyla, ardından karate, onun ardından kung fu ve Muay Thai, kickbox ve serbest dövüş branşlarında çalışmalar yaptım. 1995 yılı profesyonel serbest dövüş dünya şampiyonuyum ve bu unvanı şu ana kadar başka hiçbir Türk elde edemedi. Onu da ifade etmek isterim. Dolayısıyla tekrar o yıllara geri dönebilsem yine şampiyon olmak istiyorum ama yani insan yaşlanınca biraz gözü korkuyor herhalde. Ama işte gençlerimizi yetiştiriyoruz. İnşallah onlar bizim boşluğumuzu dolduracaklar ve Türk bayrağını, İstiklal Marşı'nı her yerde okutacaklar ve bayrağımızı da göndere çektirecekler. Kickbox, düz boks ve tekmelerin kullandığı bir spor dalıdır. Aynı zamanda Muay Thai teknikleri, yani dirsek ve dizlerin kullanıldığı da bir spor dalıdır. Birazdan size hem kickbox, hem Muay Thai, hem de serbest dövüş branşlarında küçük enstantaneler sunacağız. Ve mutlaka şunu da belirteyim. Şu anda Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve Spor Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu bir protokolle bu sporu yapan çocuklarımız okudukları okullarda derslerinin dışında puanlarının üstünde artı puan alıyorlar. Onu da ifade edeyim. Yani spor liselerine girmeleri çok kolay. BESYO'ya, spor akademilerine girmeleri çok kolay. Çocuklarınızı da bu tür sporlara yönlendirmenizi şahsen tavsiye ederim. Benim iki tane çocuğum var. İkisi de kıdemli antrenör pozisyonuna geldi. Çok sayıda şampiyonlukları var. Ve emin olun ben bir baba olarak onları bu spora yönlendirdiğim için hiçbir zaman pişman olmadım. Siz de pişman olmazsınız. Mutlaka çocuklarınızı bu tür sporlara yönlendirin. Bazı televizyon kanallarında yapılan maçları gördüğünüz zaman bu sporu şiddet sporu olarak görebilirsiniz. Ama emin olun onların çoğu şovdur. Yani şov yaptıkları için öyle görünüyor. Gerçekte bu spor bir insanı disiplinli yapar, sağlıklı yapar, dengeli yapar, sakinleştirir. Yani aklınıza gelebilecek bir insan için
her türlü bedeni ve ruhi anlamda gelişimi sağlar. Buna emin olun. Tam 50 yıldır bu sporu yapan bir insan olarak bunu sizlere ifade ediyorum. Sanırım bu gösteriden sonra da çocuklarınızı bu sporlara yönlendireceksiniz. Ben daha fazla konuşmadan ilk gösterimizi yapmak üzere Muhammed Doguşev kardeşimi çağırıyorum. Bu delikanlı nunchaku ustasıdır ve Türkiye şampiyonudur nunchaku'da. Şimdi hep beraber izleyelim. Bu kardeşimiz inşallah Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek bu branşta. Nunchaku gösteri sanatında kendisine teşekkür ediyoruz. Şimdi minik kickboksörlerimizi çıkartıyoruz. Bu delikanlıların hemen hemen hepsi İstanbul çapında derece sahibi. Birincilik, ikincilik, üçüncülük almış gençler. Şimdi de onları izleyelim kısaca. Daha sonra daha büyükleri, biraz daha sert olanları izleyeceğiz. Şimdi bu minik sporcularımızdan sonra serbest dövüş, kısa bir serbest dövüş gösterisi, ardından kickboks, muay thai, sonra tekrar serbest dövüş gösterisine geri döneceğiz. Bu iki küçük yavrumuz da bize bir maç yapacaklar burada.
gösterilerine devam edecekler. Zemin aslında çok müsait değil ama elimizden geldiği kadar bu sporun güzelliklerini göstermeye çalışıyoruz. Bir kusurumuz olursa da affola. Şimdi Pelusu Altay kardeşimizi alalım. Kendisi kickbox Türkiye şampiyonu kilosunda ve Gözden Ürçep Atilla ona eşlik edecek. Kickbox ve Muay Thai tekniklerinden enstantaneler sunacaklar. Hazır. Hey. Erinsu kardeşimiz inşallah önümüzdeki zaman diliminde bizleri milli takım seviyesinde temsil edecek. Şimdi kasklarınızı neden takmadınız? Kasklar nerede? Onların kasklarını takana kadar siz çıkın tekrar. Serbest dövüş gösterilerine devam edelim.
devam edelim. Bu free fight yani serbest dövüş çok zor bir spor gerçekten. Çünkü hemen hemen sıfır kuraldır. Tabii bu televizyonlarda MMA ya da kafes dövüşü olarak filan lanse ediliyor ama biz kafes dövüşü olarak lanse edilmesini istemiyoruz. Bu gerçekten bizim için çok aşağılayıcı bir ifade. Bu free fight'tir yani serbest dövüştür. Sıfır kuralla yapılan bir mücadele sanatıdır. İçinde boks var, kickbox var, muay thai var, tekvando var, karate var, kung fu'dan teknikler var, judo, jiu-jitsu, aikido ve güreş teknikleri var ve şu anda dünyada da çok revaçta olan bir spor dalı. Haziran ayında da inşallah benim başkanlığımda Azerbaycan'ın Bakü şehrinde büyük bir dünya şampiyonası organize edilecek ve ardından da Dünya Federasyonu 14 ülkenin katılımıyla kurulacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sporcularım adına hepiniz çıkın.
hepiniz çıkın. Bizi sabırla izlediniz, seyrettiniz.